Mutasyon şu sıralar duyunca herkesin tüylerini diken diken eden bir kelime. Koronavirüsle hayatımıza giren mutasyon kelimesi aslında hepimizi korkutuyor ama Akdeniz Üniversitesi'nde mutasyon bir araştırma bölümü ve dünyada Türkiye'nin adını duyuran bir proje. Mutasyonun kendisi korkutucu bir şey değil. Mutasyonlar evrendeki varyasyonun temelidir. Mutasyonlar meydana gelir, sonra bunlar rekombine olur. Virüsün rekombine de olduğu gibi mutasyonlar korkutucu bir şey değildir. Dediğim gibi evrenin temelidir. Tabii doğada mutasyonlar kendiliğinden oluyor. Bu bir GDO değildir. Genetiği değiştirilmiş organizma değildir. Mutasyonların doğal olarak meydana gelmesini beklersek buna ömürler yetmez. İşte bu nedenle de mutasyonların yapay olarak elde edilmeleri gerekir, bitki ıslah amaçlarıyla kullanılabilmeleri için. Virüslerin uğradığı mutasyonlar insan sağlığını ciddi oranda tehdit ederken bitkilerin ıslahında ise farklı bir öneme sahip. Antalya Mutasyon Projesi nükleer teknikleri kullanarak çevre dostluklarıma uygun bitki tip ve çeşitleri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bugüne kadar ilgi alanımız çerçevesinde kurağa, soğuğa, iklim değişikliğine dayanıklı, efendim çok amaçlı, makinalasa da uygun bitki mutasyonları geliştirmek projenin ana hedefleri arasındadır. Bitkilerin çeşitlenmesi ve daha kolay tüketilmesi adına yapılan mutasyon uygulamalarında Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi dünyada sayılı üniversitelerden biri olma özelliğini taşıyor. Crop Science Society of America tarafından tescil edilmiştir. Bunun yanında birçok çeşit ve popülasyonumuz dünyanın birçok yerinde araştırmalara kaynak, insanlara iş ve aş olmuştur. Mutasyon tekniklerini Akdeniz Üniversitesi'nde iyi bir şekilde, etkili bir şekilde kullanmamızın sonucunda Akdeniz Üniversitesi bitki mutasyon tekniklerinin uygulanması alanında bir teknoloji transfer platformu haline gelmiştir. Uzun yıllar Antalya Mutasyon Projesi üzerinde çalışan Profesör Doktor İlhan Çağırgan ve ekibinin çalışmaları Afrika ülkelerinde de uygulanıyor. Bitkilere uygulanan mutasyon tamamıyla radyasyonla gerçekleşiyor ve amaç bitki çeşitliliğini meydana getirmek. Bitki tohumlarının radyasyona maruz bırakılmasıyla başlayan mutasyonda iyi mutasyonlar ve kötü mutasyonlar birbirinden ayrılıyor. Bu ayrımın yapılması ve daha çok yararlı mutasyona ulaşılması noktasında ise popülasyonun geniş olması oldukça önemli. Mutasyonlar mutagenlerle muamele edilerek elde edilir. Ancak faydalı şeylerin ortaya çıkmasının olasılığı önemlidir. Ne kadar büyük popülasyonlarla çalışırsanız başarılı olma olasılığınız o düzeyde artar. İşte biz kendimize özgü yöntemlerle geliştirdiğimiz bazı makinalarla büyük popülasyonları kolaycılıkla geliştirmeyi becerebildiğimiz için olumlu sonuçlar elde ettik. Büyük popülasyonlarla çalıştıklarını ve olumlu sonuçlar elde ettiklerini açıklayan Profesör Doktor İlhan Çağırgan, yabani bitkilerin ıslahında büyük adımlar attıklarını söyledi. Hala yabani bitki gibi davranan kültür bitkisidir. Nasıl oluyor bu? Kapsülleri çatlamadan kuruyup tohumları dökülmeden önce çiftçilerimiz susamı hasat ediyorlar. Sonra kurumaya bırakıyorlar, ters çevirip silkiyorlar. İşte bunlar hasat arman masraflarını çok arttırdığı için Türkiye el emeğinin ucuz olduğu yerlerden susam elde ediyor. İşte bizim dünyada ilk kez elde ettiğimiz kapalı kapsüllü susam mutasyonları susam bitkisinin doğal olarak yabani bir bitki karakteri olan kapsül çatlatma fonksiyonunu susturmuştur.